Evet, Vatan Partisi yine o emekçilerin yanında. İşte izlediniz sayın seyirciler, işte Çatalca'da, bir taraftan da Ankara'da Çiğli Belediyesi işçileri, şimdi de Iğdır'da, şimdi vereceğiz haberi, bakın Iğdır'da DEM Partili belediyenin işten çıkardığı emekçilerin mücadelesi de sürüyor. 204 işçi 18 gündür aileleriyle birlikte belediye binası önünde eylemdeler efendim. Iğdır'da DEM Partili belediyenin ekmeğiyle oynadığı işçiler hak arayışlarına devam ediyor. Her yer Iğdır, her yer direniş. 204 işçi aileleriyle birlikte 18 gündür belediye binası önünde eylemde. Emekçileri, çocukları, akrabaları yalnız bırakmıyor. Annemin işe dönmesini istiyoruz. Atılan işçiler geri alınsın lütfen annem. Hemen iş alınsın. 204 kişiden biri de benim annem ve bu kadar kişi, bu kadar çocuğun, bu kadar insanın hakkını sen giremezsin. Annemin işini geri istiyorum. Belediye Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, demli yönetimin emekçilerin geleceğiyle oynadığını söyledi. 204 arkadaşımızı işinden ekmeğinden ettiler. 18 gündür çadırda mücadele ediyoruz. Mağdur olanlar var, kanser hastaları var, engelliler var, borcu olanlar var. Arkadaşlarımız işe dönene kadar çadırda oturma eylemine devam edeceğiz. Tüm Iğdır halkı, sivil toplum kuruluşları hepsi yanımızda destek veriyorlar. İnşallah başaracağız. Bütün üyelerimizi işe döndüreceğiz. İşten atılan işçiler arasında kanser tedavisi gören de var. Bir SMS ile işten çıkartıldım. 6 yıldır kanser tedavisi görüyordum. Ve artık sigortam olmadığından dolayı hiçbir şey yapamıyorum. İlaçlarımı alamıyorum, tedavime gidemiyorum. Tedavim hep yarım kaldı. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımı bilemiyorum. Haklarını arayan işçiler eylem çadırından yaşadıklarını anlattı. Kızımı desteklemek için buradayım. Benim kızım da işten çıktı. Baskı uygulayarak, mobbing uygulayarak devam etti işine. İş yaptığımız halde sürekli bir baskı vardı. Ne iş verdiler, şu verdiler, şu yaptım. Daha sonra da işten çıkarım.